Şimdi şöyle, elbette Amerika'da başkanlık sistemi var. Şöyle Başkan Trump'ın çok geniş yetkileri var. Ama bu yetkiler şu anlama gelmiyor. Yani kongre yok, medya yok, kamuoyu yok. Onun için tek başına istediğini yapabilir şeklinde bir sistem değil Amerikan sistemi. O bakımdan Trump Amerika dönüşünde herhalde çevresindekiler de bu ziyaretin, bu zirvenin sonuçlarını değerlendirecekler. Ve Amerika'nın Rusya'ya yönelik politikasında bu zirveden edinilen izlenimler doğrultusunda iyiye doğru bir gelişme olacağını düşünmüyorum. Yani yaptırımlar devam edecek. Hatta Trump belli noktalarda U dönüşleri yaparak sanki Rusya'ya karşı daha keskin bir tavır alma gereğini hissettiğini belirten açıklamalar da bulunacaktır diyorum. Yani çünkü hakikaten bu ziyarette Rusya'nın müdahalesine ilişkin bir şey elde edemedi. Ben basın toplantısının zabıtlarını tamamını okudum. İnanılmaz bir duruş sergiledi Trump. Kendi istihbarat örgütlerine inanmadığını, buna karşılık Putin'in imkanını daha inandırıcı bulduğunu söyledi. Yani bir Amerikan başkanı kendi ülkesinin istihbarat örgütlerini bir noktada satıverdi. Bu olacak bir şey değil. Sonra bir sözü daha var o basın toplantısında. Diyor ki Trump, Amerika-Rusya ilişkileri son zamanlarda en kötü durumundaydı.